Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karmızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ripple üzerine konuşacağız arkadaşlar ve e, Ripple'da XRP'de <laughs> fiyat bakımından ne var ne yok ve dediğim gibi XRP ile alakalı genel pek çok soruyu cevaplayacağımız fiyat beklentisinden konuşacağımız bir video olacak. Tabi son zamanlarda Ripple'la Sej arasındaki mahkeme devam ederken bunun sonuçlanması yatırımcı tarafından bekleniyor ve XRP piyasası da görece hareketli. Bu arada Ripple'la Sej davasının hangisinin kazanacağına yönelik kendi tahminlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar ve e, tarihlerinde belirtebilirsiniz dilerseniz. Fikirdir, kıymetlidir. E, büyük ihtimalle 2023 yılında biliyorsunuz mahkeme bu sefer Sonlanacak arkadaşlar çünkü emsalleri çok fazla ve Ripple'ın lehine bir karar çıkma ihtimali yüksek konuşacağız. Bu arada tabii Bitcoin tarafında da e, yükseliş var bu şekilde hareket devam etmekte ve e, süre gelmekte. Şimdi önce XRP tarafından başlayalım. Bitcoin'deki yükselişle beraber tabii ki XRP de her zaman ilk hareketçi dediğimiz hususta iyi bir yükseliş hareketi yapıyor patlamayı veriyor. Zaten 51.6'ları geçmesiyle birlikte bir alım fırsatı oluşturduğunu ifade etmek isterim. Bu bağlamda BTC yine bir sürpriz yaparak bir saçmalık ortamı yaratmazsa arkadaşlar ve bir çöküş falan yapmazsa XRP coin tarafında an itibariyle Golden Cross'la da beraber saatlikteki hareketli ortalamalar 51.6 pozisyonu olan destek noktamıza bakınız çok yakın. Aynı zamanda 4 saatlikteki MA50 de bu seviyeye tekabül ediyor. Yani XRP öyle aman aman bir sarsma gelmezse şu an bulunduğu noktalarda çok sağlam ve Bitcoin'in yükselişlerine ani tepki verebilecek, ani yükselişler yapabilecek bir kısa vade pozisyonunda olduğunu bilmek lazım. Özellikle bugünlük kapanışı da bura üzerinde yapabilirse Yarın itibariyle çok daha büyük yön yukarı hareketlerin e, devam edeceğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Genel görünüm böyle. Tabi balinalar tarafında da çok fazla alım olmaya devam etmektedir arkadaşlar. Şimdi devam edelim devam edelim. Ripple ekosistemi büyüyor. Japonya bankalarıyla anlaşma. Bakınız arkadaşlar Ripple zaten piyasa içerisinde e, en çok ortak bulan ve işbirlikçi e, duyuran projelerden bir tanesidir yakın zamanda biliyorsunuz Karadağ tarafından haber geldi bir Avrupa ülkesi olan Karadağ Merkez Bankası yapacakları CBDC'ye yönelik kendi dijital para birimlerini üretmeye ve blockchain yapısı adı altında kendi birimlerini oluşturmaya yönelik Ripple'la ortaklık duyurdular yani bu azımsanacak bir haber değil bakın tekrar söylüyorum bir ülkenin Devlet merkez Bankası ile ortaklık kurdu adamlar, işbirliği duyurdular, birlikte çalışıyorlar, tamam mı? Adamlar yani de, devletlerle çalışıyor arkadaşlar şu an Ripple. Anlatabiliyor muyum? Bu gibi haberler çok e, kıymetli gibi durmuyor, çok önemli gibi durmuyor. Ama biraz e, geleceği görebilmek, biraz öngörüde bulunabilmek, e, biraz ileri görüşlü olabilmek için aslında her şeyde. Bu gibi şeylere bizim bakmamız lazım. Ripple ekosistemi büyüyor. Japonya bankalarıyla anlaşma. Bu arada Japonya demişken biliyorsunuz XRP daha çok e, Güney Kore tarafında meşhurdur ve e, Güney Kore tarafında özellikle işlem görme bakımından çok ileri noktaya gelmiştir. Bu tabii ki görece bu e, Güney Kore'deki bu borsaların arkadaşlar. Zamanında yapmış olduğu işte XRP etkinliklerinden falan filan kaynaklandığını e, düşünmekle beraber farklı coinlerde de benzer olaylar yaşanmaktadır. Bu arada mahkeme sürecine ilişkin bakınız davayı kazanabilirlerse tabii ki çok ciddi yükselişler yapabilir. E, bu görece hani öyle Ben Armstrong'un dediği gibi aniden 100 dolar gibi fiyatlar falan değil arkadaşlar. Ama nereden geçer? Şuradan geçer. E, açıklanmasıyla birlikte büyük ihtimalle iki içlik bir yön yukarı hareket yapacaktır. Farklı isimlerinde açıkladığı gibi ben de katılıyorum. E, devamında da boğa içerisinde hareketini sürdürecektir. Ben bu yıl eğer beklenti üzere mahkemeyi dava sürecini kazanabilirlerse XRP tarihinin en büyük yükselişinin yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü XRP zaten bir ilk hareketçi. O yüzden 2023 yılında en doğal durumunda bile arkadaşlar bakın en doğal haliyle bile içsel olarak 2023 yılında en büyük hareketini 2025 yılında bile egale edemeyeceği bir ATH yapmasını bekliyoruz. İlk hareketçi olması sebebiyle. E tabi bunun üzerine davayı kazandı gibi bir haber sunulduğu takdirde arkadaşlar neler olabileceğini kestirebilmek şu zamandan bile <laughs> güç diyebilirim. Ripple ile işbirliği bulunan SBI, MoneyTap ödeme <laughs> sistemini bankalara entegre ediyor. RippleNet tabanlı MoneyTap 3 yerel bankada eşler arası ödemeler için kullanılacak. MoneyTap Japon bankacılık sektöründe kullanım durumunu genişletiyor. Ripple ekosisteminin önde gelen projesi Yamaguchi Bank, Momiji Bank ve bu ne ya? Bunu okuyamıyorum arkadaşlar. Bilmem ne banka tanımıyorum da zaten entegre oluyor. Yüzlerce şubesi bulunan bankalar entegrasyon sayesinde P2P müşterilerine sunacak, müşterilerine P2P hizmeti sunacak diyor. Kesinlikle gayet güzel bir haber. Nitekim Ripple'ın bugün verdiği hizmetleri herkes biliyor ve bu hizmetler gitgide genişlemeye devam ediyor. Bu hizmetleri veriyor olması doğrudan XRP coin fiyatlarına uzun vadeli pozitif bir etki yaratacağı gibi Aynı zamanda bu ve bunun gibi işbirlikleri mahkemede arkadaşlar <laughs> Secin aleyhine birer delil olarak kullanılmaya devam etmekte biliyorsunuz. Çünkü bir e, gerçek amaç, gerçek vizyon ve çalışılabilirlik var ortada. Japon bankaları Monitep sayesinde havale hizmetlerinde verimlilik sağlayacak. SBI Grup tarafından yapılan açıklamada yerel fiyat veya Döviz transferleri fark etmeksizin havaleler yapılabileceği bildirildi. SBI ile Ripple'ın derinleşen işbirliği ise yakından takip ediliyor. Zira SBI CEO'su daha önce yaptığı açıklamada Ripple'ın Japonya'ya taşınmasının faydalı olacağına işaret etmişti. E, Ripple'ın Japonya'ya taşınması olabilir mi? Mümkündür. E, davayı kaybederlerse zaten üssü taşıyacaklar, genel merkezi taşıyacaklar bunun neresi olabileceği konusunda henüz net bir bilgi yok arkadaşlar. Fakat dediğim gibi kaybederlerse zaten herhangi bir yer seçip e, merkezini oraya taşıyacaklarını bizzat CEO açıkladı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.